Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bayağı hoş geldiniz. Gerçekten arkamdan da görüyorsunuzdur herhalde. Ya siz var ya, siz delisiniz. Delisiniz. Dedik ki hediye videosu çekelim. O kadar çok yolladınız ki, yani hatta bu süreci uzattık. Bir hafta bekleyecektim, iki haftaya çıktı ve hala şu an yolda gelecek olan kargolar var. Araya hafta sonu girdiği için onları maalesef ki alamadım. Şimdiden söyleyeyim, bu hediyeler videosu iki bölümden oluşacak. O yüzden bu bölümde belki hediyenizi açamayabilirim ama bir sonraki bölümde açmış olacağım, merak etme. Ve gerçekten size çok teşekkür ederim. Bayağı bayağı yollamışsınız. Şimdi böyle iki haftadır bunları açmamak için direndim. Bakın bu video için gerçekten direndim ve açmadım. Ve gördüğünüz gibi artık YouTube'dan da bir hediye geldi. Ne olduğunu az çok tahmin etmiyor değilim aslında ama bunu da bu videoda beraber açacağız sizlerle. Şimdi Allah'ım, iki haftadır beklediğim an geldi. Çok heyecanlıyım. Ve sırayla hepsini açmaya başlayacağım. Bu ilk paketi bana Gülse Sağ göndermiş ve açıyorum. Açıyorum, heyecanlıyım, açıyorum. Aa, mektup geldi. Videomda adımızı okursan çok mutlu oluruz. Seni çok seviyoruz. Sevgilerimizle Nisa Sağ, Gülse Sağ. Öpüyorum sizi. Evet, bir gün bence görüşebiliriz. Size öpüyorum. Teşekkür ederim. Bunları da okuyacağım. Bunlar mektup özel olduğu için mektupları daha sonra okuyorum. Şimdi okumuyorum. Bunu gönderen Beyza Nur, o da baş göndermiş. Bunu da hemen kıt 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 açıyoruz. Aa, mor sevdiğimi bilen biri. Mor sevdiğimi biliyor bak. Mor hediye paketi yapmış. Vay, bak o kadar ışıktan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle tutayım, şöyle şöyle. Bütün Enes'le beraber karışık fotoğraflarımızı öyle küçük küçük karelerle çerçeveletmiş. Çok teşekkür ederim. Böyle bir tane not vardı. Uzun bir mektup ama bu mektubu daha sonra okuyacağım. Bunu Gizem Öksüz göndermiş. Gizem, ne gönderdin Gizem? Ya ne kadar güzel. Pofuduk pofuduk. Ben evde böyle şeyler kullanmayı çok seviyorum. Azra, gördün mü, kıskan. Bak bak bak, içinde bir tane de mektubumuz var. Mektubumuz var. Mektuplar daha sonra. Çok teşekkür ederim ya. Büyük bir paket. Bunu gönderense Diyar Gülyağı göndermiş. Kutu çok havalı. Kutuyu sevdim. Çok tatlı. Açıyorum. 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 Açtım. Aa! Ya! Bak, bir tane Şirin Baba. Şirin Babamız geldi. Bir tane gül kurutmuş. Onu göndermiş. Ya, kağıtlara bir şeyler yazmış. Ya çok güzel. Çok güzel. Melisa Karakoç göndermiş. İçinde bir sürü böyle. Yalnız ilk dikkatimi çeken yazıyı söylüyorum. Tontişim. Bu kutunun içinde böyle kısa kısa notlar var. Sonra yere. Vay, bir tane de bileklik göndermiş. Teşekkür ederim. Çok tatlı. Sticker dolu bir mektup gelmiş. Bu mektubu da okuyacağım. Kendin mi çizdin gerçekten diyeceğim ve kendin çizmişsindir büyük ihtimal. Çok güzel olmuş. Türk Mantolu Modanlı kitabını göndermişsin. Bunu da okuyacağım. Teşekkür ederim. Ben bunu zaten okumuştum, bu romanı, ama tekrar okuyabilirim. Tekrar okumamda bir sakınca var mı? Tabii ki de yok. Böyle bir kumbara göndermiş. Çok tatlı, çok güzel. Teşekkür ederim. Asu Subaşı göndermiş. Bir defterin üzerine oku yazmış. Üç ünle. Bak böyle. Her sayfasına yine notlar. 20 milyon abone. 20 milyon aboneyi kaç yıl sonra olacağım acaba? Kendisini koymuş. Kendini koymuşsun. Çok tatlısın. Kutuyu da Beyza Çil, Beyza Salman göndermiş sanırım. İki Beyza mı oluyor yani? Beyza Çil, Beyza Salman. Öyle mi oluyor? Anlayamadım tam ama sanırım öyle. Böyle bir kutu. Kutunun içinde ve sevdiğin için sana yaptım. Slime gelmiş. Allah'ım, slime. Dur, koklayacağım. Ay şunun açılması bile çok güzel. Oynayacağım ama şu an elime bulaştırmak istemiyorum. Diğer hediyelerine bakacağım. Teşekkür ederim. İki Beyza. Sanırım kahveler göndermişler. Kahve geldi, kahve. Kahve sevdiğimi de biliyorlar. Videoda Ayşe, Beyza ve Beyza sizi çok seviyorum der misin? Evet, düşündüğüm gibi iki Beyza göndermiş. Sizi seviyorum. Teşekkür ederim kızlar. Ve sanırım bir de bardak geldi. Poşet içinden poşetler, poşet içinden poşetler. Bak yine mor sevdiğimi de biliyorsunuz ayrıca. Teşekkür ederim. Kutu Ecrin Koca'dan gelmiş. Böyle bir şeyler çıktı. Böyle güzel, tatlı hediyeler çıktı. Teşekkür ederim. Mektup için de teşekkür ederim. Öpüyorum seni de. Betül Karakaş'tan gelmiş. Heyecanlandım. Bak
Mektup var. Mektuplar var, iki tane. Mektuplar yazılı, yine bir defter var. Teşekkür ederim hediyelerin için. Mektuplar için de teşekkür ederim. Okuyacağım hepsini. Bunu biliyorsunuz. Ve sonra böyle. Aa, ne güzel. Başıma gelen en güzel şeysin. Böyle küçük bir not. Sonra böyle bir kuş ve içinde notlar var. Teşekkür ediyorum. Bu paketi de Ayşe Nur göndermiş. Ve aa, bebek çıktı, bebek çıktı. Azra bak, gördün mü, kıskan. Ayşe Nur bana bebek göndermiş. Ve yine bir paketin içinden de böyle bir kutu çıktı. Bakayım, notlar var. Pembe pembe tatlı. Ayşe Nur'dan Başa diye bir mektup var içinde. Hepsini okuyacağım Ayşe Nur, hiç merak etme. Bebiş için de teşekkür ederim ayrıca. Kardelen Vardar'dan gelen bir hediye. Açıyorum, açıyorum. Aa, hemen modum değişiyor yalnız. Böyle bir defter. Ya var ya, bunları o kadar emek verip hazırlıyorsunuz. Ben tweet atmışım. Bu gece Antalya'ya dönüp yarın gece tekrardan İstanbul diye bir tweet atmışım. Sonra okula kim gidiyor? Kafamda deli sorular yazmış Kardelen bana. Sonra ben de ona demişim ki sen diye tweetleşmişiz. Sonra yorumunu beğenmişim 9 Kasım'da. Ve hepsini böyle ilk videodan telefon şakası videolarım hakkında böyle yorumlar yapmış hepsini. Ya çok teşekkür ederim. Kaç sayfa yazmış. Hepsini ayrı ayrı okuyacağım bunların. Elif Nusket'ten gelen bir paketi açıyorum. Ve böyle tatlı bir defter. Yine içinden bir sürü yazan uzun uzun notlar var. Hepsini okuyacağım. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum seni buradan. Bu bir sanırım Instagram'dan gelen bir hediye. Monfabet diye bir sayfa sanırım. Hemen hediyenizi açayım. Merak ettim. Not var. Merhaba Başak. Monfabet ailesine hoş geldin. Yeni ev turu videonu ve pastel tonlardaki odanı çok beğendik. Smile ahşap posterimizin senin mutlu enerjine ve pembe odana çok yakışacağım. Düşündük. İyi günlerde kullanman dileğiyle, yüzünden gelecekler hiç eksik olmasın. Teşekkür ederim. Bakayım. Vay, ne kadar güzel. Böyle bir hediye göndermişler. Çok teşekkür ederim. Eylül Altınkaya göndermiş. Vay, bana bardak göndermiş. Ve üzerine de notlar yazmış. Böyle üzerinde meyveler, portakallar, muzlar olan bir bardak. Teşekkür ederim Elif. Enba alt tire bal. Haa, fan sayfası. Teşekkür ederim hediyeniz ve bardağınız için. Nuray Erdoğan'dan gelen paketi açıyorum. Bu kutular, bakayım. Haa, iki tane kalem göndermiş. Ve içinde not var. Notu daha sonra okuyacağım. Lütfen sıkılıp yarıda okumayı bırakma yazmışsın. Tabii ki de öyle bir şey yapmam. Kullanacağından emin olabilirsin arkadaşlar. Gerçekten böyle evde bir an kalem lazım oluyor ve bulamıyorum nereye koydum falan, ama bunları güzel bir yere koyacağım. Merak etmeyin. Bilge Balcı'dan gelen bir paketi açıyorum. Bilge bana böyle bir kutu göndermiş ve kutuyu açıyorum. Açıyorum. İçinden böyle tatlı bir oyuncak çıktı, pufuduk, ve mor bir defter çıktı. Aa, ne kadar güzel. Böyle bir taç çıktı. Bir saniye, bunu da takayım şöyle. Valla kıyafetimle de bayağı bir uyumlu oldu. Teşekkür ederim. Bunun için de teşekkür ederim. Ve bir tane de B harfinde bir anahtarlık var. Burada da love yazıyor. Teşekkür ederim. Şimdi hazırlayan İrem Balcı. @enesbaturbasak.fc. Lütfen bak senin için bu defter. Tabii ki de bakacağım. İçinde böyle tatlı tatlı bir sürü böyle hem benim videolarımdan, Instagram fotoğraflarımdan resimlerimi çıkartarak altlarına bir şeyler yazmış. Hepinizi buradan çok çok öpüyorum. Hediye için de teşekkür ederim. Sevin Ece Nadas göndermiş. Yine mor sevdiğimi biliyor bu arkadaşımız. Üstüne stikerler yapıştırmış. Böyle uzun bir kağıda mektup yazmış ve böyle baloncuk göndermiş. Vay! Çok güzel. Vallahi videoma renk geldi. Çiçek göndermiş. Top göndermiş. Sonra bir cüzdan gibi bir şey göndermiş. Bu cüzdanın içinden böyle kolye, bileklik falan çıkıyordur. Bilekliği de takayım. Sonra. Abla, bu hediyeleri başta olmak üzere kuzenim Ada için de göndermiş olmak istiyorum. Bu arada arkadaşlarım için de göndermiş olmak istiyorum. Ablacığım, Ada'nın kanalına da bir bakar mısın? Hepinizi öpüyorum buradan. Teşekkür ederim. Başak abla ve ben diye de böyle bir tatlı resim yapmış. Teşekkür ederim. Elif Naz Gören göndermiş bu hediyeyi. Yine bir kutu çıktı. Yalnız tepkime bak. İçinden bir tane mektup.
Başak abla videoda Elif Naz seni çok seviyorum der misin? Elif Naz seni çok seviyorum. Bizim fotoğraflarımızdan takvim yapmış. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Teşekkür ederim. Bak o kadar güzel olmuş ki Nisan, Ağustos karışık koymuş ama olsun. Kasım 2018. Hepsini böyle fotoğraf şeklinde takvim yaprağı yapmış. Çok teşekkür ederim. Çok tatlı bir hediye olmuş. Doğa Beren Kılıçarslan'ın hediyesi. Bir tane böyle Doğa Beren'den Başak ablama diye güzel bir not var eminim ki. Bu not daha sonra okuyacağım. Şimdi defteri merak ediyorum. Defteri açtığımda da boş bir defter değil. İçerisinde notlar yazmış. İlk videom. Ve böyle güzel güzel tatlı tatlı yorumlar yazmış. Hepsini okuyacağım. Teşekkür ederim. Şimdi bir de burada bir kutu var. Kutuyu da bir açayım. Açıyorum. Açıyorum. Ve içinden bir kupa çıktı ve benim fotoğrafım ve Enes'in fotoğrafı var kupada. Durun gösteremedim. Bakın burada Enes ve ben. Burada da ben. Burada da Başak Karahan yazmış. Teşekkür ederim. Merve Su Kamalak göndermiş bu hediyeyi de. Bu kutuyu da merak ediyorum. Bu kutunun içinden de böyle tatlı bir kalem çıkıyor. Görünmez kalem. Sana yolladığın defterin arkasına ışık tut ve güzel ışık tut. Güzel bir şey yaptım. Belki görürsün yazmışsın. Merve dur bakacağım nasıl bir görünmez kalem. Bakın şu an bu gönderdiği defter. Ama bu defterin arkasında bir şey yazmıyor. Bunu bir deneyelim bakalım. Şimdi ışığı tutuyorum. Aa bakın siz görebiliyor musunuz bilmiyorum bak. Burada yazıyor ki iyi ki varsın Başak abla yazıyor. Bak göremezsiniz bunu ya. Mümkün değil görmeniz ama ışığı tuttuğunda fosforlu sarı kalemle yazılmış ve böyle gözüküyor. Teşekkür ederim. Bu ne güzel bir tatlı bir hediye. Videolarımdan bir sürü fotoğraflar. Bu ne ya? Maşa Başak yapmış. Nisel'in Taşkın göndermiş. O içinde bayağı parça parça bir şey var. O yüzden tek tek bakalım. Şimdi bu kutuyu bir açalım. Böyle kendi yaptığı B harfini göndermiş. Ama bunu alçıdan yapmış. Evet alçıdan ve böyle tatlı bir kutuya koymuş. Vay böyle bir peçete mi vardı ya? Bakın Euro üzerine peçete. Selpak. İlk defa böyle bir şey gördüm. Nisel'in Kalp Başak yazmış. Mektup yazmış sanırım bana. Tatlı bir mektup bu mektubu tabii ki de sonra okuyacağım. Güzel bir yaptığı resmi de bana yollamış. Teşekkür ederim. Bitti mi? Bitmedi. Aa, ya çok tatlı. Çok tatlı. Mor bir şey gördüğümde acayip seviyorum ya. Prens kurbağa göndermiş. Teşekkür ederim. Vallahi çok düşüncelisin. Çok naziksin. Seni buradan öpüyorum. Bunu bana Emira Karaca göndermiş. Başak ablama sevgilerimle diye turuncu bir kutu. Bakın böyle sarı sarı püsküller yapmış. Bak çok güzel. Şimdi beni bir kutu karşılıyor. Bu kutuyu açıyorum, bakıyorum ve ya bana bir tane teşekkür ederim. Böyle bir takı gelmiş bir saniye. Böyle bir takı yollamışsın. Çok teşekkür ederim. Daha sonra içinde de işte benim fotoğrafımı çıkarmış. Film setinden bir fotoğraf. Yine Enes'le benim böyle benim doğum günümde bugün. Öpüyorum buradan. Teşekkürler hediyen için. Hülayda Askeroğlu'nun gönderdiği bir hediyeyi açıyorum. Mektup çıktı içinden. Mektuplar daha sonra. Aa, çok tatlı. Kum saati göndermiş bana. Ve sanırım bu da kalemlik. Bunu da masamın en güzel köşesine koyacağım. Çok güzel. Teşekkürler hediyen için. Oğuzhan Milleti'nin hediyesini açıyorum. Oğuzhan sen ne yaptın Oğuzhan? Oğuzhan bana dünyanın hediyesini yollamış. Bir tane Çan'ın ayısını göndermiş bana. Scooby-Doo göndermiş. Sonra bana onların karakterlerini göndermiş. Ya oyuncaklarını göndermişsin bana resmen ya. Ya yine Şirinler çıktı. Şirin Baba çıktı. Ve sonra bana bir tane stres çarkı geldi. Bir saniye. Vay. Vallahi bayağı havalı yalnız bu ya. Çok havalı bir stres çarkı geldi. Hayır bunu sana veremem Azra kusura bakma. Merhaba Başak abla. Sana gönderdiğim hediyeleri umarım beğenmişsindir. Kendine iyi bak. Oğuzhan Milleti. Oğuzhan Milleti. Heh okuyabildim. Tabii ki de beğendim ya. Beğenmez olur muyum? Teşekkür ederim. İçinden böyle bir kart çıkıyor. Oğuzhan yapmış ya. Teşekkür ederim. Oğuzhan beğendim hediyelerini. Bu hediyeyi de İnci Atakan göndermiş bana. Oo, havalı bir sandık. Ve bu havalı bir sandığın içerisinde
Dünyanın en tatlı insanı, dünyanın en tatlı idolü, iyi ki varsın. Karahanbask.fb sayfası göndermiş. Teşekkür ederim. Arkamda da fotoğraf var. Ve bir tane de bileklik göndermiş. Çok teşekkür ederim. Mektubunu da okuyacağım. Seni buradan öpüyorum. Günay Kılınç'ın paketi. Deli Günay, deli deli var ya. O Günay'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Takipçilerimi arıyorum videosunda deli gibi bağıran Günay var ya. Günay'ı hala unutamıyorum ve... bizim fotoğrafımızı göndermiş ve bir kalp yapmış. Dur ya, merak ettim, bakacağım. Günay, mektubunu okuyacağım. Aşağı gelmişlerdi, fotoğraf çektirmiştik böyle. Bakın burada da böyle tatlı tatlı fotoğrafımız var ve... Vay ya, bu o kadar özel bir şey olmuş ki. İçerisinde bir sürü not var ve böyle güllerle falan var. Bunları Günay'cığım ayrı ayrı okumak istiyorum. Şimdi burada... Hiç bu paketini açmayayım. Eminim ki çok güzel şeyler yazmışsındır ama okuyacağım ya. Bayağı çok çok böyle notlar yazmışsın belli. Öpüyorum seni buradan. Teşekkür ederim hediyen için. Ela Masal Gündüz'den bir zarf gelmiş. Hemen bakıyorum. En iyi YouTuber Ela Masal Gündüz diye bir tane mektup göndermişsin ve... sanırım silikonla yazmışsın bunu. Sıcak silikonla başak yazmışsın. Burada YouTube'un logosunu yapmışsın ve fotoğraflarımı çıkartmışsın. Çok teşekkür ederim Ela. Çok güzel bir hediye. Öpüyorum bunu. Sonra bunu Pınar Kaya göndermiş. Pınar Kaya'nın hediyesine bakalım. Bana çok tatlı bir çanta göndermiş. Ne kadar güzel bir çanta. İlk defa hayatımda böyle bir şey gördüm. Mutlu sağlıklı bir yıl diliyorum. Sakız ağacı. Burada da bir not var. Nota bakalım. Sevgili Başak, kendi yapmış olduğum el işçiliğiyle tasarım çantalarımdan birini de sizin için yaptım. Mutlu sağlıklı günlerde kullanın. Tüm modellerimi incelemenizi isterim. Instagram sakız ağacı deseniz beni çok mutlu eder. Şimdiden sevgiler. Hayatımda ilk defa böyle bir çanta gördüm ve gerçekten tasarımı çok güzel olmuş ya. Nasıl kendin yaptın el emeği? Sayfasına siz de bakabilirsiniz. Bence gayet güzel bir çanta. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Ceren Arık göndermiş bunu da. Bir tane tatlı, güzel, renkli bir defter göndermiş. Ve bu defterin içerisinde bir sürü tatlı 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 notlar ve fotoğraflar var. Bunların hepsini okuyacağım. 501 bin abonem varmış o zaman. 13 Haziran 2017'de 501 bin kişiymişiz. Vay be. Şimdi kutun... Çikolatalar çıktı. Çikolata ya. Çikolatayı hiçbir zaman karşı koyamıyorum ve... Bir de böyle bileklik göndermişsin. Çok teşekkür ederim. Çikolatalar için, defter için, her şey için teşekkür ederim. Sonra Sinem Doğan'ın hediyesi. Abla, ben Sinem, içimdekileri her şeyi kendim hazırladım diye notlar yazmış. Notlar belki özeldir. Bir tane açılmamış bir krem. Benim kremi sevdiğimi bilen bir takipçim. Böyle ışıklı bir elma göndermiş. Anahtarlığın içine Enes'le benim fotoğrafımı koymuş ya. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Hatice Yücel'in hediyesi. Vay. İyi ki varsın balım. Seni çok seviyorum. Zeynep Duru Oynaş, Kalp Başak Karan, duvarına asarsan sevinirim yazmışsın. Teşekkür ederim. Sonra yine böyle bir A4 kağıdı yazı yazmış ve bir de paket var. Bileklik. Benim için çok değerli yazmışsın ve bir tane de Azra'ya, onu da öpüyorum. Azra, bak, sana da hediye var, gördün mü? Bunu da sana göndermişler. Azra da arkadan mutlu oldu. Teşekkür ederiz. İsma Aylin Ayan göndermiş bu paketi de. Esma'nın paketi. Esma'nın paketin içinden bir tane penguen ve bir de böyle güzel kalpli bir kutu çıktı. Şimdi bakalım bakalım. Umarım beğenirsin. Seni çok seviyorum. İçinde böyle güzel güzel hazırladığın notlar var. En bağ hikayeleri sayfası. Çok teşekkürler. Bizim resimlerimizden yapmış, storylerimizden yapmış. Teşekkür ederim. Havva Nur Tanış göndermiş bunu da. Heyecanlandım. Tatlı not defteri göndermiş bana. Teşekkür ederim. Böyle not defteri kullanmayı da çok seviyorum. Mektup yazmış. Anahtarlık. Çok güzel. Çok tatlı bir anahtarlık çıktı içinden de. Teşekkür ederim. Burada da yine mektup var. Bunları da okuyacağım. Teşekkür ederim. Deniz Güneyli'nin paketi. Güzel bir kutu çıktı. Sadece tişört ve bandana gönderebildim. Instagram'da fan sayfam var. enba.anartekin. Ya bu bandana çok tatlı ya. Benim bandana sevdiğimi de biliyorsun. Teşekkür ederim ve ben böyle bandanaları çok seviyorum. Biliyorsunuz yaz da geliyor artık böyle.
böyle böyle aha küpem sıkıştı. Böyle 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 takıp dışarılara çıkıyorum ve seviyorum da tişörtüne bakayım. Aa, Enes'in fotoğrafını yaptırmış. Çok tatlı. Teşekkür ederim hediyen için ve bandana için. Şevval Duran'ın hediyesi. Yapboz. Ve bunu Azra. Al bakalım Azra, bu seninmiş. Aa, Enes de benim fotoğraflarımdan böyle güzel sarmaşık gibi bir şey yapmış. Bir tane böyle bir çanta. Tabii ki de beğenirim. Teşekkür ederim. Ve Enes'in fotoğrafları var böyle. Ne kadar çok şey hazırlamışsın ya. Bu kadarına gerek yoktu. Bu kadar... Sadece bir fotoğraflar bile beni çok mutlu ediyor yani. Ne yapalım, elimde çok oyuncak varmış. Sonra böyle tatlı bir ev eşyası göndermiş. Yine benim fotoğrafım var. Aa, üzerine Başak yazdırmış. Çok da güzel olmuş. Bakın. Başak diye böyle bir cüzdan. Teşekkür ederim. Ve Yasemen Gezer'den gelen bir hediye. Başak abla diye bir mektup yazmış. İçerisinden böyle güzel... Kafama takabileceğim yine bir bandana var. Daha sonra böyle... Aa, çok tatlı bir anahtarlık göndermiş. Teşekkür ederim. Öpüyorum seni burada. Elif Elvan Tülek göndermiş. Bakalım Elvan'ın hediyelerine. Böyle YouTube'un logosunu yapmış. Daha sonra böyle bir anahtarlık ve deniz kabukları var. Birbirinden güzel yazdığı notlar var. Teşekkür ediyorum sana da. Şu Heda Kılıç göndermiş bu hediyeyi de. Bir tane bana ruj göndermiş. Ruj için teşekkürler. Sonra notlar ve fotoğraflar çıkartmış. Bardak altlığı yapmış. Küçük yemek tabağı ve bu da ana servis tabağı diye bir şeyler yapmışlar. El emeği, çok teşekkür ederim. Öpüyorum seni buradan. Ellerine sağlık. Ve Tuğçe Günaydın'ın hediyesine bakalım. Fan sayfası var. FP Basak Karahan'dan diye. Teşekkür ederim. İçine bir sürü eminim ki güzel güzel birbirinden güzel notlar yazmışsın. Hepsini okuyacağım. Teşekkür ederim. Ve Aysma Yeşilyurt'tan gelen bir hediye. Bir fotoğrafımızı bastırmış. Telefon numarasını koymuş buraya da. Telefon kabı var bir tane böyle. Çok teşekkürler. Elmas Ecem Turnaoğlu göndermiş bunu da. Elmas bana kocaman bir slime göndermiş. Elmas, bu slime'ını daha sonra açıp oynayacağım. Teşekkür ederim. Gökalp Dikbaş'ın hediyesi bu da. Bakalım Gökalp ne göndermiş. Güzel mektuplar ve küçük hediyeler göndermiş. Bileklikler göndermişsin. Teşekkür ederim. Ve bakın böyle resmimi de çizmiş. Bakar mısınız? Bak tüm ışıklar nasıl görünüyor. Bakın çok güzel. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Notlarını da okuyacağım. Sayma Koker göndermiş bunu da. Kutunun içinde de bir sürü notlar var. Teşekkür ederim. Aynı dur bakayım. Bu ayna her zaman işime yarayacak. Bundan emin olabilirsin. Bir kızın çantasında olmazsa olmazı küçük el aynalarıdır. Ve benim hiçbir zaman el aynam olmadı. Ama artık var. Teşekkür ederim o yüzden de. İnce Kaya'nın hediyesi. Böyle güzel bir YouTube logosunda böyle fotoğraflar hazırlamış. Daha sana da burada hediye var. Hazır mısın? Al bakalım. Bu da senin hediyen. Azra'ya diye. Ve burada da mektubum var. Bu mektubu da okuyacağım. Bakalım, aç bakalım. Böyle de bileklik göndermiş. Teşekkür ederim Miray. Öpüyorum seni de burada. İcran Topuz'un hediyesine bakıyoruz şimdi de. Enes Basak 00. Vay, bir tane böyle Başak gezen bir bileklik yapmışsın. Çok teşekkür ederim. Dur bakalım yerinde ne var? Biz Başak Karahan fanpage ailesiyiz diye. Hepsini okuyacağım ya. Fan sayfaları yapmış bunun hepsini sırayla ya. Şuna bak, bir sürü şeyler yazmışsınız. Vallahi çok merak ediyorum ama videoda bunları okursan hepsi çok uzayacağı için o yüzden kendi sakin bir kafayla bunları okuyacağım. Merak etmeyin. Bir tane böyle benim fotoğraflarımı bu hale getirmiş. Çok teşekkür ederim ya. Vallahi çok böyle kendiniz yapmışsınız herhalde. Bunu beğenmeyeyim de ne yapayım? Çok güzel olmuş ya. Hepiniz böyle uğraşmışsınız. Ellerinize sağlık. Şimdi de büyük bir paketimiz var arkadaşlar. Onu açacağız. Bunu bana Arif Tunahan Akman göndermiş. Hemen bu koca paketi açıp geliyorum ben. Bu paketin içinden bakın böyle bir şey çıkacağını yemin ederim hiç beklemiyordum ya. Ya bana pişmaniye göndermiş ya. Pişmaniye. Ben pişmaniyeyi, pamuk şekeri ve böyle şekerleri. Ya çok teşekkür ederim. Herhalde ben bir yıl boyunca bunları yerim. Bak Azra bile arkada bir şey oldu. Bunları tabii ki de yiyeceğim. Hiç diyette falan değilim yani. Şunu gördükten sonra diyet falan kalmayacak. Emin olabilirsin. Bu paketi de Azra'nın okulundan vermişler. Ve içinden peluş bir ayıcık
çıktı. Bana da notlar yazmışlar. Teşekkür ederim Azran'la okulundaki arkadaşlara da. Büyük bir paket. Bakalım kimden gelmiş? Fatma Zehra'dan gelmiş. Ben bu paketi hemen açıp içindekini size göstereceğim. Sonra bir poşet çıktı kutunun içinden. Boş parfüm şişeleri göndermiş. Sonra böyle notlar yazmış. Ve sonra bir kutu daha çıkıyor. Bu kutunun içi de boş. Bakalım. Yine tatlı, güzel kağıtlar çıktı. Başak Kalp, Enesler, Başak Mucuk, Fatma Zehra Mucuk falan filan hepsini yazmışsın. Teşekkür ederim sana da. Özellikle parfüm şişelerin için teşekkür ederim. Evet, güzel bir hediyeydi bence. Büyük hediyeyi açalım. Bunu da bana Beyza Uslu göndermiş. İçerisine böyle bir sürü güzel güzel şeyler hazırlamış, koymuş. Bayağı güzel yalnız bunlar. Takılar yapmış. Ve notlar hazırlamış. Azra'ya diye yine bir şey göndermişler. Ve içinden böyle güzel kendi yaptığı bir B harfli tablo. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık her şey için. Bakın hepsini açtım ve daha yolda olanlar da var. Onları da ikinci bölümde gelecek. Ve şimdi sıra geldi YouTube'un hediyesine. YouTube'un hediyesini de bir artık bir açalım yani. Bakalım. Bakalım. Ve YouTube 1 milyon ödül butonumuz da artık geldi. Şöyle bir bakayım da doğru kişiye mi diye. Biliyorsunuz YouTube bazen böyle yanlış kişiye yanlış plaketleri gönderebilir. Yeni 1 milyon plaketi artık YouTube'un böyle. Her bir gönderdiğiniz hediye için de çok çok ayrıyeten teşekkür ederim. Gerçekten böyle hediyenin büyüğü küçüğü hiçbir şekilde çok önemli değil. Önemli olan sizin bunu kendi kalbinizden geçirerek bana göndermiş olmanız ve mektuplar falan yazmışsınız. Benim için bunlar çok değerli hepsi ve emin olun ki hepsini okuyacağım. Ve en güzel yerlere koyacağım bunları, hiç merak etmeyin. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve bir sonraki videoda bir yerlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.